İyi günler sevgili izleyiciler. Haber Aksi ekranlarından sunduğumuz Sağlık Olsun programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Medikan Hastanesi'nden çok değerli bir hekim arkadaşım konuğum olacak. Toplumda çok önemli bir sağlık sorununu, sık gördüğümüz önemli bir sağlık sorununu konuşacağız bu hafta. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte grip olma riskimiz artıyor. Bununla birlikte tabii ki tedavi edilmezse çok ciddi hastalıklarla, çok ciddi sonuçlara varabilecek ciddi hastalıklara sebebiyet verebiliyor grip hastalığı. Ve bu tablonun sonucunda ölümle dahi sonuçlanabilen durumlar oluşabiliyor. Bu konuda bizleri aydınlatacak olan, bilgilendirecek olan, sorularımı cevaplayacak olan hekim arkadaşımı sizlere takdim etmek istiyorum. Samsun Medikana Hastanesi'nden kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, yardımcı doçent doktor Harun Küçük bizlerle. Evet, hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim davetiniz için. Gerçekten önemli bir sağlık sorunu grip. Çok sık görüyoruz. Polikliniklerinizde sizler de malum çok sık hasta görüyorsunuz, tedavi ediyorsunuz. Sonuçları gerçekten çok ciddi olabiliyor. Öncelikle tanımıyla başlayalım. Mevsimsel grip nedir? Mevsimsel grip şöyle. Şimdi bu konuda biraz karmaşası var. Biraz bir bilgi karmaşası var. İlk önce soğuk algınlığından bahsetmek lazım. Soğuk algınlığı nedir? İşte ilk önce biraz hafif boğaz ağrısı, hafif kırgınlık, ondan sonra burun akıntısı, burunda yanma kaşınma, işte gözlerde sulanma, yanma kaşınma, hapşırık eşlik eder edebilir, etmeyebilir, hafif ateşin olduğu, 3-5 günlük böyle birkaç günlük periyotlar birkaç gün içerisinde başlayıp devam eden işte burun akıntısı, boğaz ağrısı, geniz akıntısı, çoğunlukla öksürüğün eşlik ettiği bir üst hava yolunu ilgilendiren, burunu, boğazı ilgilendiren bir patolojik durumdur. Bunu daha çok bir soğuk algınlığı olarak anlamlandırırız. Grip dediğimiz hadise ise yine bir viral enfeksiyondur. Ama bu sefer tablo çok daha ciddidir. Yaygın kas ağrısı vardır. Hastanın şiddetli ateşi vardır. Hastada ciddi derecede işte baş ağrısıydı, sırt ağrısı, kas ağrısı, öksürük, ondan sonra çarpıntı, yorgunluk gibi şikayetler semptomlarla gelirler. Hatta bazen ateş o kadar çok yükselir, hastanın klinik tablosu ağırlaşır ve buna bağlı olarak yoğun bakıma kadar gidebilecek bir konumda, hatta buna bağlı olarak ölüm bile gerçekleşebilecek bir konumda seyredebilir. Özellikle griple soğuk algınlığının arasındaki farkı yapmak gerekirsek, soğuk algınlığı daha çok işte üst hava yollarıyla sınırlıdır diyebiliriz kabaca. Ama grip daha çok tüm sistemi ilgilendiren bir hadisedir. Çünkü zatüre yapabilir, kalp kası iltihabı yapabilir. Buna bağlı olarak siz de bildiğiniz gibi nörolojik bulgularla seyredebilir. Buna işte solunum yetmezliği, multi organ yetmezlik, yani bir çoklu organ yetmezlikleri gibi tablolarla gidecek kadar ciddileşip ve bunlara tedaviye yanıt vermediği takdirde ölümle sonuçlanabilecek kadar ciddi ağır bir tabloyla da seyredebilir. Ama bizim yaygın olarak gördüğümüz aslında soğuk algınlığı ve soğuk algınlığı ile ilişkili semptomlar. Evet, evet. Peki biraz belirtilerinden bahsettik ama soğuk algınlığı belirtileri grip belirtileriyle hemen hemen örtüşür mü? Başlangıç olarak aslında hemen hemen aynı başlangıçla başlarlar. Aynı şikayetlerle başlarlar ama en büyük belirleyici dediğim gibi klinik tablonun ağırlığı ve seyri. Bunu hasta önemli. Ayıramaz herhalde değil mi? Bunu hasta, hekime mutlaka hasta bunu ayıramaz, istiyor. Hekime başvurması gerekiyor. Hastalar tabii şunu şöyle ayırabilirler. Hayatında hiç öyle bir şey yaşamamıştır. Şimdiye kadar ben birçok kez soğuk algınlığı geçirdim. İşte burnum aktı, boğazım ağrıdı, kulaklarımda dolgunluk oldu, gözlerim yaşardı gibi şikayetlerim oluyordu. Ama ben önceki rahatsızlıklarım hiç böyle değildi. Bu çok farklı. Ayağa kalkamıyorum. Ondan sonra çok ciddi sırt ağrım var, bel ağrım var, kas ağrım var. Vücut direncim çok düştü. Belki yüksek ateş. Ateşim çok yükseliyor. Ateşim ağızdan aldım ağrı kesicilere, ateş düşürücülere cevap vermiyor. Cevap verse bile kısa süre sonra tekrar yükseliyor. Öksürüğüm çok daha şiddetli. Sırt ağrım var, göğüs ağrım var gibi semptomlar hissederse bu daha çok gripal enfeksiyon lehine yorumlanabilir. Peki bazen hastalar kendilerini grip olarak değerlendirebilirler ama aslında altta yatan başka bir hastalık da olabilir. Belki karışıyor olabilir, bunu ayıramıyor olabilir. Var mıdır griple böyle örtüşen, benzeşen, hastalarımızın ayırmakta zorlandığı tablolar? Soğuk algınlığıyla karışacak en çok şeylerden biri aslında alerjik rinit. Alerjik nezle dediğimiz, halk arasında saman nezlesi diye tarif ettiğimiz bulgudur.
Onda da gözlerde yaşarma, sulanma olur. Burun akıntısı olur. Hı hı. Su gibi burun akıntısı olur. Geniz akıntısı olur. Buna bağrı öksürük olur. Hatta bazen seste kısılma, çatallanma gibi semptomlar olur. Çok hafif böyle bu alerjik semptomlara bağlı olarak hani kişi kendini yorgun hissedebilir. Böyle bir halsizlik olabilir ama kesinlikle bir ateş yoktur. Ondan sonra çok ciddi böyle kişiyi yatağa düşürecek kadar, ondan sonra günlük iş performansını etkileyecek kadar veya işini yapamayacak kadar etkileyecek bir hadise yoktur. Hı hı. Alerjik rinitle, rezde ile çok karışabilir ama dediğim gibi hani enfeksiyonun diğer belirtileri yoktur. Bir ateş yok. Ondan sonra boğaz ağrısı çok az olur ama bir üst solunum yolu enfeksiyonunda boğaz ağrısı daha şiddetli olur. İşte burundaki akıntının karakteri ikisinde de su gibidir. Ama dediğim gibi hani hasta mesela alerjik nezle neyi tarif eder? İşte toza çıktığım zaman, işte bir koku geldiği zaman veya işte dışarıda soğuk havada rüzgar vurduğu zaman benim akıntı şikayetlerim artıyor. Daha önceden de ara ara mevsim geçişlerinde bu oluyordu diye bundan yakınabilir. En çok karıştığı durum yani hastalar bazen alerjik nezlesi var ama ben gripim diye çok böyle zannediyorlar ve grip için aldığı tedavilerden de şey görmüyor bu sefer. Fayda görmüyor. Fayda görmüyor. Yani ben gripim ama o kadar ilaç aldım, o kadar tedavi aldım, düzelmedim. Ama alerjik nezle tedavisini verdiğimiz zaman hastanın semptomları yatışıyor, düzelmiş oluyor böylece. Evet. Peki özellikle gripten etkilenen belli hasta grupları var mıdır? Çünkü bazı insanlar daha hastalık diğer bireylere göre, sağlıklı bireylere göre ciddi seyredebiliyor. Böyle gruplar var mıdır? Böyle gruplar şöyle. Şimdi çocukluk çağında baktığımız zaman bazı çocuklarda işte bağışıklık sisteminde rol oynayan immünoglobulinler var. Özellikle immünoglobulin A'nın eksik olduğu çocuklar olabiliyor. Bunlar çok sık şeye yakalanıyorlar. Bu tip enfeksiyonlara yakalanabiliyorlar. Yine doğuştan immün yetmezliği olan, bağışıklık sisteminde yetmezlik olan hastalar buna çok sık rahatsızlanıyorlar. Yakalanabiliyorlar. Onun dışında herhangi bir şekil kanser tedavisi nedeniyle kemoterapi alanlar veya daha başka bir rahatsızlığından dolayı bağışıklık sistemini zayıflatan tedavi alan hastalar, organ nakli yapılmış hastalar, işte kronik KOA, astım, bronşit gibi hastalığı olan belki kişiler, ondan sonra başka 65 yaş üzerinde olan yaşlı hasta grupları, bunlar diğer kişilere göre daha fazla risk altındalar. Peki grip hastalığına bağlı olarak gördüğümüz, aslında ana konuşmak istediğimiz de altını çizmek istediğimiz konu bu. Komplikasyonlarla gelebiliyorlar. Yani grip belli hastalıkları doğurabiliyor. Bunlar nelerdir? Şimdi grip belli hastalıkları doğurabiliyor. Şimdi şöyle, gripal enfeksiyonu, hani şöyle özetlemek gerekirse, daha doğrusu üst solunum yolu enfeksiyonlarını, viral üst solunum yolu enfeksiyonlarını özetlemek gerekirse aslında kişinin soğuk havalarda kış ayları boyunca geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonlarının %80'i viraldir. Viraldir. 1-2-3 günlük böyle bir inkübasyon periyodundan sonra semptomlar belirmeye başlar. İşte boğaz ağrısıyla başlar. Ondan sonra yutkunurken güçlük, boğazda hafiften takılma, yutkunurken acıma, burunda akıntı, gözlerde yaşarma, sulanma, işte burun tıkanıklığına bağlı olarak kulaklarda dolgunluk gibi semptomlar başlar. Bunların ortalama süresi 5-7 gündür. 5-7 gün içerisinde zaten bu semptomlar geriler. Bazı kişilerde 2 haftaya kadar uzayabilir. Bunlar kendi kendine geriler ve spontan olarak bağışıklık sistemi güçlü, yani normal herhangi bir bağışıklık sistemiyle ilgili bir sıkıntısı, bir hastalığı olmayan kişilerde bunlar zaten kendi kendine düzeliyorlar. Bunlar için biz ne yapıyoruz? Semptomatik tedavi dediğimiz, işte ağrısı varsa ağrısını giderme, ateşi varsa ateşini dindirme, bol sıvı gıda alımı, burun tıkanıklığı varsa burun tıkanıklığını gidermeye yönelik kullanacağımız ilaçlar, burnun serum fizyolojik ile yıkanması, işte boğazda çok ağrı varsa boğaz spreyleriyle veya gargarayla bu semptomların yatışmasını sağlıyoruz. Ama tabii her zaman bu semptomlar %80 dediğim gibi viral ve bunların büyük bir çoğunluğu %80'i kendi kendine vücudun bağışıklık sistemi bunu yeniyor ve kişi normal sağlıklı yaşamına tekrar dönüyor. Ama bazen bu viral enfeksiyonlarla vücut başa çıkamayınca vücudun içerisinde bulunan diğer mikroorganizmalar patojen konuma geçebiliyor. Buna bağlı olarak da en sık gripal enfeksiyonlardan sonra gördüğümüz en sık komplikasyon orta kulak iltihabıdır.
özellikle çocukluk yaş grubunda yani gribal enfeksiyonlardan sonra oluşan komplikasyonların %30'unu şey oluşturur. Orta kulak iltihabı oluşturur. Orta kulak enfeksiyonu oluştuğu zaman da yani özellikle çocuk yaşlarda daha sık görülür. Erişkin yaşlarda da gribal enfeksiyon sonrası orta kulak iltihabıyla gelen hastalarımız oluyor ama bunların büyük bir çoğunluğu çocukluk yaş grubunda olan hastalarımız. Çocuğun birdenbire şiddetli kulak ağrısı, ondan sonra ateşinin yükselmesi, bulantı kusmanın olması. Her zaman eşlik edecek değil ama aileler mesela bulantı kusmasının olduğunu tarif edebiliyorlar. İşte orta kulakta denge sisteminin etkilenmesine bağlı olarak bu tip semptomlar oluyor. Ateşin yükselmesiyle beraber şiddetli bir ağrısı oluyor. Çok şiddetli bir ağrı oluyor. Çocuk bazen kulağının kepçesini dahi yani hiç dokundurmuyor. Derecede. Yani muayene ederken bile çocuğun kulağına yaklaştığın zaman çocuk kendini bir korumaya alıyor. Çünkü kulağı çok şiddetli ağrıyor. O tip durumda biz bunun muayeneyle tanısını çok rahatlıkla koyabiliyoruz. Muayenede kulak sarını kırmızı, kabarık gördüğümüz zaman orta kulak iltihabı orta kulak enfeksiyonu tanısını koyuyoruz ve tanısını koyduktan sonra bu durumda tedavisine başlıyoruz. Tedaviyle beraber hastalar büyük ölçüde 3-5 gün içerisinde hemen rahatlıyorlar. Bir hafta içerisinde semptomları gerilemiş oluyor. Tedavisini verdikten sonra bakıyoruz. Semptomları rahatladıysa herhangi bir problem, bir sıkıntı kalmıyor. Ondan sonra üst solunum yolu da baktığımız zaman ikinci sıklıkla gördüğümüz sinüzit. Gribal enfeksiyonlardan yani gribal enfeksiyonlar sırasında genelde zaten sinüslerde bir etkilenme olur. Çünkü burunda akıntı, tıkanıklık olduğu için ve solunum yoluyla bu hastalık bulaştığı için ve esas ilk başladığı yer solunum yolu olduğu için sinüsler bu durumda çok etkileniyorlar. Sinüslerde bir yoğun akıntı, ödem, burun içerisinde kızarıklık, burun ucunda kızarıklık, hassasiyet. Ses tonumuz bile ses değişiyor. Ses tonu değişiyor. Burundan konuşma, nazone konuşma. Kulaklarda dolgunluk çünkü burundan geçen hava yeterli miktarda olmadığı için orta kulakta havalanma problemleri oluyor. Kulaklarda dolgunluk gibi semptomlar oluşuyor. Ve gribal enfeksiyonlardan sonra dediğim gibi otitten sonra sinüziti görüyoruz. Sinüzitlerde de bu mukozadaki ödem devam ediyor. Ve mukozadaki ödem devam ettiği zaman bu sefer sinüslerin ağzındaki mukoza ödemleniyor ve sinüsün ağzı tıkanıyor. Sinüsün ağzı tıkandığı için bu sefer normalde sinüslerin içerisinde herkesin bildiği gibi hava olması lazım. Havaya girmediği için bu sefer normal sinüsün salgısı ve bu enfeksiyona bağlı mukozanın ürettiği sekresyon içeride birikiyor ve enfeksiyon için bu sefer uygun bir ortam oluşmuş oluyor. Bu uygun ortam oluştuktan sonra da neler oluşuyor? Ya bulguları yine gribal enfeksiyonla aynı. İşte yüzde dolgunluk, göz bölgesinde ağrı. Bu sefer ama baş ortasında hasta ağrı hissedebiliyor. Alın bölgesinde ağrı hissedebiliyor. Yüz bölgesinde artık hassasiyet başlıyor. Dişlere vuran ağrı olabiliyor. Hasta artık yani diş çevrem, damaklarımda ağrı oluştu diye belirtiyor. İşte oluşan geniz akıntısına bağlı olarak öksürük şikayetleri artıyor. Daha önceden hani kuru öksürüyordum ama şimdi artık öksürüğüm balgamlı olmaya başladı. Buna bağlı olarak sesinde çatallanma, sürekli akan geniz akıntısına bağlı olarak ve burnumda mesela hasta şunu söylüyor. Yani birkaç gün su gibi akıyordu burnum, artık birden koyulaşmaya başladı. Sarı sarı, yeşil yeşil akmaya başladı diye belirtebiliyorlar. O durumda artık bu bir gribal, yani daha doğrusu viral bir enfeksiyon sonrası, bir soğuk algınlığı sonrası sinüslerde oluşmuş bir bakteriyel enfeksiyonun belirtileri oluyor. Bunu da muayenede neyi görüyoruz? Biz baktığımız zaman burun içerisinde artık sarı, yeşil, iltihaplı bir akıntının geldiğini, sinüslerin ağzında bu iltihaplı akıntının devam ettiğini görüyoruz. Ve tedavisini sinüste yönelik en uygun olan tedaviyi başladıktan sonra hastaların semptomları bir hafta 10 gün içerisinde gerilemiş oluyor. Burun tıkanıklığı veya mukozadaki ödem bir miktar daha devam edebiliyor. Onların düzelmesi bazen 2 haftayı bulabiliyor ama hastalar buna bağlı olarak bu tip şikayetleri, semptomları yaşayabiliyorlar. Özel bir tanı şeyi var mıdır sinüzitten şüphelendiğinizde? Sinüzitten şüphelendiğimizde muayene yeterli midir? Muayene çoğu zaman yeterli oluyor. Ancak sinüzitin bazen komplikasyonları oluşabiliyor. Bu otit için de geçerli, orta kulak enfeksiyonları için de geçerli. Sinüzitler için de geçerli. Çünkü bazen yüz bölgesinde selülite neden olabiliyor. Göz çevresinde periorbital bölge dediğimiz göz çevresindeki bölgede bazen enfeksiyona sebebiyet verebiliyor. Çok nadir olarak intrakraniyal uzanım gösterip kavernöz sinüslerde enfeksiyona sebebiyet olabiliyor.
Evet. Bu tip durumlarda eğer hastada böyle bir muayenede bir şüphemiz varsa veya verdiğimiz tedaviye rağmen hastanın semptomlarında veya şikayetlerinde anlamlı bir düzelme yok, hastanın şiddetli ağrısı devam ediyor ve verilen tedavi hiç yanıt vermiyorsa o zaman tabii ki bir görüntüleme yöntemine başvuruyoruz. Sinüzitin tanısında biz yaygın olarak kullandığımız yöntem tomografi bize çok ayrıntılı bilgi veriyor. Ama eğer göz içi veya kafa içi bir komplikasyondan şüpheleniyorsak o zaman bazen MR'la değerlendirmek de gerekebiliyor. Peki biz aslında gripin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki gripin tedavi, yani grip şöyle, zaten vücudumuz kendi, yani bağışıklık sistemi sağlam olan bir kişi grip, yani viral enfeksiyonu kendisi yeniyor zaten. Kendisi yendiği için biz sadece hastaları burada bir semptomatik olarak destekliyoruz. Destek tedavisi veriyoruz. Destek tedavisi vermek gerekiyor. Hastanın burada bol sıvı gıda tüketmesini öneriyoruz. Ondan sonra semptomlarını yatıştırdığımız zaman ve hasta istirahat ettiği zaman, dinlendiği zaman ekstra bir tedaviye gerek yok. İstirahat önemli. İstirahat çok önemli. Çünkü yani günümüz modern çağda ayakta geçirmeye çalışıyor. Yani biz de bazen ayakta geçirmeye çalışıyoruz bunu, ama bunun en büyük şeyi istirahat. Özellikle toplu alanda çalışılan yerlerde, çünkü viral enfeksiyonlar işte solunum yoluyla, hapşurmayla, elin temasıyla, ondan sonra salgılarla bulaştığı için kişiler bunu kolaylıkla birbirlerine, günlük iletişim halinde birbirlerine bulaştırabiliyorlar. O yüzden böyle toplu çalışma alanlarının olduğu yerlerde, ondan sonra sınıflarda, okullarda eğer bu tip viral bir enfeksiyona sahip olan bir hasta varsa o kişinin, yani o topluluktan uzaklaştırılıp iyileşene kadar istirahat etmesi öneriyorum. Çünkü diğer kişilere olan bulaş engellenmiş olur ve buna bağlı olarak işte çalıştığı kurumdaysa daha fazla kişi hasta olursa daha fazla iş gücü kaybı. İş gücü kaybı demek. Hem daha fazla hastalık, daha fazla ilaç kullanımı, her yönden etkileyici bir durum. Bunu okul ve sınıf için olarak düşünürsek bütün öğrencilere bulaşıyor. Bütün öğrencilere bulaştığı için çocukların ders başarısı düşüyor. Dersi dinleyemiyorlar. Okullarından geri kalıyorlar. Ve bu bir zincir halinde birbirini takip ediyor. Peki grip için antibiyotik kullanalım mı? Şimdi herkesin evinde bir eczan dolabı. Eczan dolabının içerisinde de yeteri miktarda antibiyotiğimiz var. Hastaların özellikle bizlerden antibiyotik yazmaları konusunda hekimlerden ısrarları var. Bunun için ne dersiniz? Yani gripte antibiyotik şart mıdır? Kullanalım mı? Yok, şimdi yani soğuk algınlığı semptomları olan kişilerin hiçbirinde antibiyotik kullanımının bir faydası yok. Çünkü şöyle, biz antibiyotiği bakteriler için kullanırız. Ama sebep olan virüs. Sebep olan virüs olduğu için yani antibiyotiğin alınmasının hiçbir şey yok. Çünkü antibiyotik ağrı kesici değildir. Antibiyotik ateş düşürücü değildir. Antibiyotik sadece bakteriyel enfeksiyon varsa bakterilerin üremesini engeller. Bakterilerin vücuttan rahat atılmasını sağlar. Bunlar bakteriyel enfeksiyon ortadan kalktıktan sonra vücudun geri tekrar normal hale dönmesini sağlar. Ama sebep viral olduğu için bizim antibiyotik kullanmamızın hiçbir önemi kalmıyor. Antibiyotik ne zaman kullanıyoruz? İşte komplikasyonlar oluştuğu zaman, otit olduğu zaman, sinüzit olduğu zaman, tonsillit olduğu zaman veya bakteriyel bir faranjit tablosu geliştiği zaman, o zaman antibiyotik kullanmamız gerekiyor. Ki biz bunu zaten muayenede görüyoruz. Muayenede gördükten sonra da antibiyotiği başlıyoruz. Ama artık şöyle, son zamanlarda bazı hastalarımızda artık hani antibiyotik kullanman gerekiyor dediğimiz zaman bile ya kullanmasam olmaz mı diyen hastalarımız başladı. Bu da en azından sevindirici bir haber. Yani antibiyotik kullanmanın gereksizliğini anlatmak yerine, yani tedavi olman için bunu kullanman şartı anlatmak daha sevindirici bir haber. En azından toplumda bir şey oluşmaya başladı. Bunun kararı doktora ait aslında. Aynen öyle. Yani bunun kararı doktora ait. Antibiyotik kullanıyor. Çünkü şöyle, mesela bazen bazen öyle durumlar oluyor ki mesela çocuk otit geçiriyor ama antibiyotik vermediğimiz durumlar da oluyor bizim. Yani çocuk onun ağrısını, ateşini dindirerek kendisi zaten yeniyor. Sinüzitlerin yine büyük bir çoğunluğuna antibiyotik başlamadığımız durumlar oluyor. Yani burun içerisini yıkama, burnu açma, sinüslerin ağzını açarak o drenajı sağladığımız zaman, normal fizyolojiye dönmesini sağladığımız zaman bakteriyel enfeksiyonların bile büyük çoğuna antibiyotik kullanmaya gerek kalmıyor. Biraz sabır göstermek gerekiyor herhalde. Biraz sabır göstermek gerekiyor. Yani çünkü bu çok hemen kendi başına geçebilen, başladığında birkaç günde iyileşebileceğimiz bir durumda olmayabilir.
Buna biraz herhalde sabır göstermek biraz gerekiyor. Biraz sabır göstermemiz gerekiyor. Hani genelde işte bir hafta 10 gün civarı bir süresi var. Bunu beklemek gerekiyor. Bu süre zarfında şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Ellerin yıkanmasına. Evet. Ondan sonra hapşırırken elin ve burnun bir şekilde önlenmesine, sekresyonların önlenmesine, herhangi bir şekil elimize bir şey bulaştığı zaman başka kişilere bulaştırmak adına hemen elimizin yıkanmasına. Buna özen göstermek gerekiyor. İşte kreş çağındaki çocuklarda özellikle bu çok ciddi bir problem olabiliyor. Özellikle kreşin ilk yıllarında çocuklar bu tip enfeksiyonları çok fazla geçiriyorlar. Kişisel hijyenlerini sağlayamadıkları için, işte arkadaşlarıyla sürekli bir oyuncakta paylaşım halinde oldukları için bu enfeksiyonları birbirlerine çok fazla bulaştırıyorlar. Özellikle kreşin ilk yıllarındaki çocuklar biraz yani önceki yaşadığı kışlara göre %50 oranında daha fazla şey geçiriyorlar. Gribal enfeksiyon geçiriyorlar ve buna bağlı olarak işte otit, sinüzit, tonsillit gibi hastalıkları %50 daha sık geçiriyorlar. Bu tip şeylerle hastalarla, çocuklarla çok sık karşılaşıyoruz. Bu durumda da ailelere önerimiz çocuğu kreşten alın. Çocuk toparlasın. Toparladıktan sonra gönderin şeklinde oluyor. Ki diğer çocuklar da en azından bulaş olmasın. Buna bağlı olarak diğer çocukların etkilenmesini önleyelim. Peki beslenmemiz konusunda ne dersiniz? Yani grip olmamamız için aslında bunu önleyebilmek için beslenmemiz açısından da önemli herhalde. İmmün sistemimizin güçlü olması açısından. Ya bu durumda benim hastalarıma sürekli rutin önerdim. Taze sebze meyve. Evet, değil mi? Yani. Bunun dışında başka bir şey yok. Bol sıvı gıda tüketmek, taze sebze meyve tüketmek. Bazen hani şeyleri soruyorlar. İşte vitamin tabletleri alalım mı, vitamin takviyesi alalım mı? Ya şu an hani taze sebze meyve varken bunların hiçbirine gerek yok. Altta yatan başka bir hastalığı yoksa tabii ki. Onun dışında işte bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde, 65 yaş üstü olan kişilerde, KOAH'a astımı olan kişilerde zaten enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımız aşı yaptırmalarını, grip aşısını yaptırmalarını öneriyorlar. Onlar için zaten öyle bir koruma programı uyguluyoruz. Ama bizler için, sağlıklı olan bir birey için sağlıklı, yani normal sağlıklı beslenmek yeterli oluyor. Peki grip, demin konuştuk, komplikasyonları var, ölümcül sebepler olabiliyor dedik altında. Yani gripin aslında ölümcül bir tabloya da sebep olabileceğini vurgulayalım. O çok önemli çünkü yani hastalar mesela geliyor, özellikle toplu alanlarda yaşayan, öğrenci yurtlarında, askerlerde, kışlalarda. Bu tip şeylerde, yerlerde yaşayan kişilerde bazen birbirlerine bulaştırmaya bağlı olarak çok ciddi, çok ağır tabloda gelen hastalarımız oluyor. Ateş 40 derecelere kadar ulaşıyor, nörolojik bulgularla geliyorlar. İşte bilinç kaybıydı, ondan sonra çarpıntıydı, çok ciddi pneumoniyle, ağır pneumoniyle gelen hastalar. Hatta buna bağlı olarak çoklu organ yetmezliğiyle karşılaştığımız çok genç hastalarımız var. Basında rastlıyoruz işte. Çok genç hastalarımız gripten oldu. Gripten öldü şeklinde. Çok genç hastalarımız da oldu, gördük ama... Dediğim gibi ayrımını yapmak, programın da başında söylediğimiz gibi semptomların ağırlığına göre. Mesela kişi, ben hayatımda zaten böyle bir şey yaşamadım yani. Bu çok farklı, diğerlerinden çok farklı. Evet, çok da beklememek lazım. Çok da beklememek lazım. Hekime başvurmak lazım. Hekime başvurmakta fayda var. Ona göre tedavisini yapmakta fayda var. Çünkü gripal enfeksiyonlarda, yani bu tarif ettiğimiz ağır seyreden griplerde bu sefer antiviral ajanlar başlıyoruz biz. Virüslere etkili özel olan grip ilaçları tabii, var, özel antiviral ilaçlar başlıyoruz. Yani hemofiliz influenza'ya bağlı olarak... Yani influenza A veya influenza B'ye bağlı olarak gelişmiş bir gripal enfeksiyon varsa biz o zaman başlıyoruz. Antiviral ilaç başlıyoruz ki o viral döngüyü kıralım. Vücudun bağışıklık sistemi ile beraber viral enfeksiyonu, viral yükü vücuttan atalım ve buna bağlı olarak semptomatik düzelme sağlasın diye bu tip bir yaklaşım seyrediyoruz. Çünkü bunlar, yani bu gripal enfeksiyonlar, ağır gripal enfeksiyonlarda eşlik eden çoğunlukla bakteriyel enfeksiyonlar da olabiliyor. Bu sefer antiviral ajanlar ve antibiyotikleri de beraber kullandığımız olgular oluyor. Ama dediğim gibi hani bunların %80'i, %90'ına sadece ağrıyı, ateşi dindirmek, burun tıkanıklığımız varsa burun tıkanıklığını düzeltmek, boğaz ağrısı varsa boğaz ağrısı gidermek, bol sıvı gıda tüketmek %90'ını tedavi ediyor. Geri kalan kısımlar için işte dediğimiz gibi tedaviler uyguluyoruz ama çoğun dediğim gibi
kendi kendine düzelen olgular. Evet. Sadece biraz sabretmek gerekiyor. Sabretmek gerekiyor. Evet. Şimdi programımızın sonuna doğru geliyoruz. İzleyicilerimize söylemek istedikleriniz neler? Griple ilgili. Griple ilgili. Nelere dikkat etsinler? Nelere dikkat etsinler? Bir, konuştuk biraz ama. Rutin olarak hemen gribal enfeksiyon, az bir şey boğazım ağrıdı diye lütfen antibiyotik hemen almasınlar. Çünkü çok ciddi artık bakterilere karşı antibiyotik direnci oluşmaya başladı. Bu sefer normal bir normal dozlarda veya sürelerde tedavi edeceğimiz hastalıkları daha yüksek gruplu antibiyotiklere geçip yatarak tedavi etmek durumunda bile kaldığımız olgular oluyor. Bundan dolayı antibiyotik direncin önüne geçilmesi açısından hemen bir boğaz ağrısında antibiyotik kullanılmamasını. Artı antibiyotiklerin de kendilerine ait değil mi? Vücutta yarattıkları komplikasyonlar var. Sıkıntılar var. Çok ciddi sıkıntılar var. Mesela şimdi bağırsak florasını bozuyor. Bağırsak florasını bozduğu zaman bu sefer kişi ishal oluyor. İshal olmaya bağlı olarak ciddi karın ağrılar veya diğer semptomlar gelişmiş oluyor. Bunlar tabii ki antibiyotik kullanımının kendi oluşturduğu yan etkiler. Birisi birçok yan etki oluşuyor da yani kısaca özetlemek gerekirse en sık görülen yani, etkilen bağırsak florasını bozdu ve buna bağlı olarak gelişen ishal olduğu için onu söyleyebilirim. Antibiyotik hemen bir boğaz ağrısında antibiyotik kullanmamaları. Semptomatik tedavi olarak zaten piyasada vatandaşımız da artık biliyor birçok gribal enfeksiyonları ve soğuk algınlığı semptomlarını semptomatik tedavisinde kullanılan birçok ilacımız mevcut. Bunları kullanabilirler. Yani bol sıvı gıda tüketmelerini öneririm. Ondan sonra bol sıvı gıda tüketmeyi şundan dolayı öneriyorum. Hem bu gribal enfeksiyonlara bağlı olarak susuz kalmaya bağlı olarak bir ateş oluşuyor. Hem de kan dolaşımını hızlandırarak vücuttan o bakteriyel viral yükün daha hızlı bir şekilde atılmasını sağlamak, kan dolaşımıyla beraber vücudun bağışıklık sisteminde rol oynayan hücrelerin o enfeksiyonun olduğu alana hızlı bir şekilde göçünü sağlamak için bol sıvı gıda almalarını tüketiyorum. Kişisel hijyenlerine çok dikkat etmelerini, ellerini yıkamalarını öneriyorum. Yatak istirahati öneriyorum onlara. Maalesef en çok atladığımız nokta ayakta geçirmeye çalışıyoruz. Biraz gelir geçer diyoruz. Gelir geçer işte aslında bir iki gün dinlenirse o dinlenmeye bağlı olarak vücut kendini toparlayacak. Toparlamaya bağlı olarak da zaten şeyleri bitecek aslında. Semptomlar gerileyecek. Ama en çok atladığımız nokta da o. Evet. Özellikle bir de şeyi vurgulayalım. Yaşlı hastalar değil mi? Belli gruptaki özel sınıf içerisinde yerleştirdiğimiz konuştuk biraz önce. Hasta grupları o tip hastalarda biraz daha gerçekten onlar hemen dikkat etsinler. Çünkü ufak bir bunları hastaneye bile yatırmamız gerekebilir. Onları hastaneye yatırmamız gerekebilir. Ciddi komplikasyonlar ortaya çıkmasın diye. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sık gördüğümüz, toplumda çok sık karşılaştığımız bir hastalık hakkında çok detaylı bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, haftaya yeni bir programda görüşünceye dek sağlıkla kalınız.